En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camii'de gündemden herkese merhaba. Bugün 18 Ocak 2023 ben Ferhan Kösoğlu sıcak bir gündemle karşınızdayız. Almanya'da dar gelirlere 500 euro ek kalorifer yardımı müjdesi geldi. Detayları paylaşacağız. Almanya'da otoyollara hız limiti getirilmesine anayasa mahkemesi dur dedi. Bu kararın detaylarını da aktaracağız. Euro bölgesinde enflasyon rakamları belli oldu. Öte yandan Almanya'da bir Türk vatandaşının cenazesinin daha yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Bu haberin detayları da camiada gündemde olacak. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni başlıyor. Euro bölgesinde Aralık ayındaki enflasyon rakamları açıklandı. Euro bölgesinde Aralıkta enflasyon bir önceki aya kıyasla %0.4 gerileyerek 9.2 seviyesinde ölçüldü. En düşük enflasyon İspanya'da ölçülürken Almanya'daki Aralık aya enflasyon oranı ise %9.6 oldu. Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon nihai verilerini yayımladı. Buna göre Euro bölgesinde kasımda %10,1 olan yıllık enflasyon Aralık'ta %9,2 olarak belirlendi. Euro bölgesinin öncü verilerinde de Aralık ayı enflasyonu aynı seviyede ölçülmüştü. Euro bölgesinde Aralık'ta enflasyon bir önceki aya kıyasla %0,4 geriledi. Avrupa Birliği'nde de kasımda %11,1 olan yıllık enflasyon Aralık'ta %10,4'e geriledi. Enflasyon 2021'in Aralık ayında Euro bölgesinde %5, Avrupa Birliği'nde ise %5,3 seviyesindeydi. Euro bölgesindeki enflasyonun %2,88'i gıda, tütün ürünleri, %2,79'u enerji, %1,83'ü hizmetler ve %1,7'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı. Enflasyon Aralık ayında İtalya'da %12,3 Hollanda'da 11, İsveç ve Slovenya'da 10,8, Avusturya'da 10,5, Belçika'da 10,2, Almanya ve Danimarka'da 9,6, Fransa'da 6,7, Lüksemburg'da 6,2 ve İspanya'da 5,5 seviyesinde belirlendi. Almanya'da dar gelirliğe 500 euro ek kalorifer yardımı müjdesi geldi. Yardımdan vatandaşlık ödeneği alanlar yaralanabilecek. Ancak bu ödeneğe başvurmamış olanların da ek ısınma yardımı almak için başvuru hakkı bulunuyor. Detaylar haberimizde. Almanya'da hükümet vatandaşların artan ısınma masrafları için 500 euroya kadar ek yardımda bulunacak. Almanya İş ve İşçi Bulma Kurumu Sam) tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin vatandaşlık ödeneği olarak yapılacağını, ancak ek kalorifer yardımı için tüm dar gelirlilerin müracaat edebileceği bildirildi. Müracaatlar online yapılabileceği gibi işsizlik kurumlarında da yapılabilecek. Ek kalorifer masrafları için yüksek kalorifer veya ısınma masrafı dolayısıyla kendi geçimini sağlayamayan kişi ve aileler müracaatta bulunacak. Ek kalorifer yardımı vatandaşlık ödeneği şeklinde yapılacak. Kalorifer masrafları yüksek olan haneler vatandaşlık ödeneği olarak müracaatta bulunacaklar. Bunun için illaki vatandaşlık ödeneği alıyor olmak gerekmiyor. Ek kalorifer yardımını alabilmek için kirada oturanlara ev sahipleri tarafından bildirilen kalorifer masraflarını, kendi evinde oturanlarında ısınma masraflarını gösteren faturalarla müracaat etmesi gerekiyor. Ek kalorifer yardımı için 3 aylık süre tanınıyor. Örneğin kalorifer ödemesinin veya faturanın vadesi Ocak 2023 ise ısınma masrafları için vatandaş ödeneği Nisan 2023'e kadar talep edilmesi gerekiyor. Almanya'da Anayasa Mahkemesi'nden emsal niteliğinde bir karar geldi. Federal Anayasa Mahkemesi, iklime zarar veriyor gerekçesiyle otoyollara getirilmek istenen hız sınırı müracaatını reddetti. Bu karar bundan sonra otoyollara getirilmek istenen hız sınırları içinde emsal teşkil edecek. Almanya Federal Anayasa Mahkemesi ülkedeki otoyollarda genel bir hız sınırı getirilmesine ilişkin anayasa şikayetini kabul edilemez bularak reddetti. Federal Anayasa Mahkemesi iklim değişimine etkisini öne sürerek otobanlara hız sınırı getirilmesi için yapılan bir şikayeti değerlendirirken şikayetçilerin iddialarını delillendiremediklerini açıkladı. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müracaatta şikayetçiler, yasama organının iklim korunması alanında otobanlarda hız sınırını da öngören bir yasa çıkarmaması sebebiyle kişisel özgürlüklerine müdahale edildiğini, bu yüzden yasama organı yapmıyorsa Anayasa Mahkemesi marifetiyle otobanlara hız sınırı getirmelerini talep etti. Anayasa Mahkemesi, iklim korumanın gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olsa da, bu konudaki ihmallerin şikayetçilerin kişisel özgürlüklerini nasıl etkilediği ve getirilmesi gereken hız sınırının iklim korumaya nasıl yardımcı olacağının delillendirilemediğini açıkladı. Bu yüzden de yapılan şikayeti haklı bulmayan Almanya Federal Anayasa Mahkemesi isteği reddetti. Avrupa Birliği neredeyse tüm ülkeleri yayılan ilaç sıkıntısı konusunda önemli bir adım attı. Avrupa Birliği Komisyonu özellikle antibiyotik gibi ilaçların temininde yaşanan sıkıntıyı aşmak için COVID-19 aşılarında olduğu gibi toplu alım yapmayı değerlendiriyor. Avrupa Birliği Avrupa'daki ilaç sıkıntısına karşı toplu alım seçeneğini devreye sokuyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kriyakides, Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda düzenlenen Avrupa'da solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış ve ilaç kıtlığı konulu oturumda konuştu. Now, clear... Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle antibiyotik ve pediatriki ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların bulunmasında sorun yaşandığını belirten Kriyakides, bunun küresel bir sorun olduğunu, ilaç sanayisiyle temas halinde olduklarını aktardı. Kriyakides sorunun temel nedenlerinin artan solunum yolu enfeksiyonlarının yol açtığı talepteki hızlı yükseliş, bunun yanında yetersiz üretim kapasitesi olduğunu söyledi. Üye ülkeler ve ilaç üreticileriyle işbirliği halinde sorunu aşmak için çalıştıklarını dile getiren Kriyakides Gerekmesi halinde üye ülkeler adına COVID-19 salgınında olduğu gibi ortak toplu alım yapabileceklerini bildirdi. Avrupa Birliği Komisyonu COVID-19 salgınında aşı ve ilaçlar için toplu alım yaparak üye ülkelere teslim edilmesini sağlamıştı. Covid-19'un etkisinin azaldığı Avrupa'da grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarındaki ciddi artış sağlık sektörünün üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde antibiyotik, analjezik, kortikosteroid gibi ilaçların temin edilmesinde güçlükler yaşanıyor. Grevler ülkesi Fransa'da yarın hayat yine durma noktasına gelecek. Hükümetin yeni emeklilik reformuna karşı Birçok noktada grevler var. Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP e ve Fransa'nın resmi demiryolu şirketi SNCF çalışanları 19 Ocak'ta hükümetin emeklilik reformuna karşı greve gideceklerini açıkladı. Fransa'da 19 Ocak'ta yapılacak emeklilik reformu karşıtı grev nedeniyle toplu ulaşımda kara gün yaşanması beklenirken, Ulaştırmadan sorumlu bakan Clement Beaune, Fransızları yolculuklarını erteleme veya evden çalışmaya çağırdı. Fransa'da Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RAPT ve Fransa'nın resmi demiryolu şirketi SNCF çalışanları 19 Ocak'ta hükümetin emeklilik reformuna karşı greve gidecek. Fransız basını toplu ulaşım çalışanlarının grev yapacağı perşembe gününü kara gün olarak adlandırdı. Fransa iki kanalına konuk olan Bakan Beaune, 19 Ocak tarihinin toplu taşıma için zor bir gün olacağını, toplu taşımalarda ciddi aksamalar olacağını dile getirdi. Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions. La confrontation d'idées peut se faire sans désinformation, sans agiter les peurs. Fransızlara yolculuklarını erteleme, öne alma veya evden çalışma çağrısı yapan Beaune, grevin uzatılmamasından yana olduğunu belirtti. Başbakan Elizabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı. Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik yaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti. Açıklamanın ardından sendikalar emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı en raison d'un mouvement social, de fortes perturbations affectent en ce moment les réseaux RATP. La RATP présente ses excuses à tous les voyageurs. Almanya'da Müslüman vatandaşa ait bir cenaze yakma skandalı daha ortaya çıktı. Vefat eden Feridun Esad'ın annesine ulaşmaya çalışan hastane etkilileri cevap alamadıklarını ileri sürüp ileri sürüp cenazeyi yaktı. Ancak Müslüman vatandaşın annesinin çok önceden öldüğü ortaya çıktı hala hayatta olan abla, abla ise bilgilendirilmedi. Almanya'da Abdülkadir sargından sonra yeni bir cenaze yakma skandalı ortaya çıktı. Feridun Esat vefat etti, defin için annesine mektup yazdılar. Ancak anne çoktan ölmüştü. Cevap vermeyince cenazeyi yaktılar. Dortmund kentinde yaşayan ve evinde ölen 50 yaşındaki Feridun Esad'ın cesedi polis tarafından 2 gün sonra bulundu. Polis cenaze için Esad'ın 2 yıl önce ölen annesine mektup yazdı. Mektuba cevap alınamayınca cenaze yakıldı. 19 Aralık günü gerçekleşen skandal, Esad'dan arkadaşlarının haber alamaması üzerine ortaya çıktı. Olayda birçok ihmalin olduğu kaydedilirken Feridun Esad'ın hayatta olan ve aynı şehirde yaşayan ablasına ise bilgi verilmediği belirlendi. Daha önce de Hanöfer'de hastanede ölen Konyalı Abdülkadir Sargı'nın cenazesi adli tıpta 81 yaşındaki Alman'ın cenazesiyle karıştırılmıştı. Cenaze daha sonra yakılmıştı. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com haber sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir kez daha hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu haberleri yayınladığımız sosyal medyada haberlerimizi beğenip paylaşmayı ve siz de bu konularla ilgili yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın diyelim. Ayrıca Camia TV'nin YouTube hesabını da beğenmeye davet ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.